Hava soğuk mu her şeyden önce? Ender Bilgin Erzurum'dan. Evet, bayağı bir soğuk yani. Evet, kar yağışı yok şu anda, önümüzdeki günlerde bekleniyor ama şu anda derecelerde eksi 4 eksi 5 gösteriyor Palandöken'de. Fenerbahçe de burada otelde kalıyor, biz de buradayız. Palandöken'de eksi 4 eksi 5 derece gösteriyor tabii, hissedilen, hele biz İstanbul'dan gelenler için hissedilen çok Selim, daha düşük dereceler Selim olduğunu Palandöken'de belirtelim, aşağıda oldukça mısınız, soğuk bir yukarıda hava. mı? Aşağısı değil mi bu? Biz tam ortadayız Tamam, sevgili o Ender Bilgin. Tam çıkışın oradaki ortadayız. oteldeler. Levent abinin Evet, hani çıkışta sıkıntı yaşadı. soldaki otelde. Tamam. Evet, burada Fenerbahçe konaklıyor. Yarın tabii önemli mücadeleye çıkacak. Sarı lacivertler buraya 5 önemli oyuncusunu getirmedi. Perotti, Novak, Sosa, Tolga, Ademi. Burada tabii Perotti, Novak, Sosa ve Tolga sakatlıkları sebebiyle kadroda yok. Ademi de tabii dün yine bireysel çalıştı ama Ademi bu dönemde ayrılan isimlerden birisi olabilir. Bunu da belirtelim. Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de olacak. Ademi 2 maçtır kadroda yok. Buna da dikkat çekelim ki hafta içinde antrenmanlara katılmıştı. Bunun dışında Ömer Faruk, genç oyuncu da bu maç kadrosuna alınmadı. Bunu da ifade edelim. Kadro ile ilgili şunu söylemek gerekiyor. Ben açıkçası çok fazla değişiklik beklemiyorum son Alanyaspor maçından. Fenerbahçe'de belki burada stoperde bir değişiklik olabilir. Hemen tabii muhtemel 11'i vererek başlayayım. Daha sonra transfere geçeriz. Şu şöyle, Altay kalede yine, defansın sağında Sangare, stoperde Serdar Aziz, Tisserand, sol bekte Caner Erkin, orta sahada Gustavo Ozan ikilisi yine. Hücum hattında sağda Enner Valencia, solda Sinan Gümüş, 10 numara mevkiinde Pelkas ve forvette de son haftaların Fenerbahçe adına başarılı forveti Mamet Yam'ın forma giymesini bekliyoruz. Tabii Fenerbahçe 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Bu seriyi sürdürmek istiyor. Çok fazla dillendirilmese de ilk yarının sonuna kadar bu seriyi sürdürmek istiyor. Futbolcuların özgüveni yüksek. O takımdaki kötü sonuçlardan kaynaklanan kara bulutlar da dağıldı diyebiliriz. Fenerbahçe'de yeniden güzel bir atmosfer var. Yarınki maçta da galibiyet alıp liderle puanını eşitlemek istiyor Fenerbahçe. Tabii sevgili Ender Bilgin, senin de söylediğin gibi transfer gündemi de Fenerbahçe'de oldukça önemli. Bugün yine önemli bir gelişme paylaştık. Fenerbahçe'nin yeni bir stoper adayını paylaştık. Macar oyuncu Zalai, Atilla Zalai, kendisi Türkiye milli takımına karşı da ülkemize karşı da 2 maçta forma giymişti. Genç bir oyuncu, 22 yaşında, sol ayaklı stoper ki Fenerbahçe'de olmayan bir oyuncu bu. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sol bekte de forma giyebilir. Fenerbahçe'nin daha önce Sokratis ve Simon Deli ile ilgilendiğini belirtmiştik. Bir başka adayın da Zalai olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii Mesut Özil konusu, her akşam bunu anlatsak herhalde taraftarlar sıkılmaz. Bu sabah da yine bir gelişmeyle uyandık. Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil kendi Instagram hesabından Fenerbahçe logosunu paylaştı ve bir göz kırpma hareketi yaptı. Yani hani o da mesajı verdi diyebiliriz. Biz tabii ki haberimizi zaten yapmıştık. Haberimizin arkasındayız. Mesut Özil'de prosedürler kaldı. Kısa süre içerisinde bu transferin tamamlanmasını bekliyoruz. Tabii ki hücum bölgesine de takviye yapılacak. Osayi isminden bahsetmiştik. Farklı adaylar da var. Burada biraz daha çalışma yapmamız gerekiyor. Hücum bölgesindeki diğer adayları öğrenebilmek için Fenerbahçe'nin hem takımla ilgili gündemi hem de transferle ilgili gündemi bu şekilde sevgili Ender Bilgin. Sevgili Selim, kolaylıklar diliyoruz. Çok fazla dışarıda kalma, üşütme. Erzurum'un havası gerçi kuru bir soğuk. Hani Evet. nemli bir soğuk değil ama yine de çarpar adamı. Felaket bir soğuktur. Bir de Niye de bu mevsim için yarın o maçta 16'da hani çok sıkıntı yaşatacak bir hava değil Erzurum'da bu hocam, mevsimde. 76'da 2'ye düştük. O sene çıkacağız. Erzurum'da oynuyoruz. Sabri Hoca bizde. Tınaz Hoca da Erzurum'un antrenörü. Allah rahmet eylesin. Hocam, Tınaz abi vefat etti mi? Etti ya. Emrim etti. Hocam, haftayım da içeri girdik. Herkes birbirine bakıp gülüyor. Var ya, bütün saç, bütün şey aynı şey ya böyle hani. Ne denir böyle, bembeyaz abi. Kardan adam buz. Buz ya. Bütün böyle saçlar buz. Şeyler, bıyıklar buz. Mesela o fotoğrafı çeksen hatıra diye sakla. Şeyin? Erzurum. Hocam. Mutbulut'un kulağı dolmuştu biliyorsun. Mart ayı filan ha. Çok ama Sivas'ta ya. Yer felaket hocam, tabii. Sivas rahmetli Ümit Kayan. Yalnız Tınaz Hoca hayatta diye biliyorum ben ya. Ben de öyle. Ömrü uzadı bence.
Ben öyle diyelim. Sanki adamı öldürdün. Bir haber okudum ama yok, bayağı oluyor. Çok üzüldüm çünkü. Yok ya, Tınaz abi yaşıyor. Çok, çok severim ben Tınaz abi. Rahmetli Ümit Kayan'la hocam. Ulan ömrü uzasın. Adamı öldürdüm ben. Ömrü uzasın. Ömrü uzasın. Valla çok severim. Tınaz abime selamlar. Rahmetli Ümit Kayan'la beraber gittik hocam. Çok yardımcı olmuştu bize. Ben yardımcı Antonio bir tek Ümit Hoca ile çalıştım. Orada Erzurum'da çalıştık. Dediğin gibi çok soğuk. Antrenman bitiyordu. Bir de soğuktan böyle nemlenir ya ayakkabının içi. Odaya gidiyorduk, antrenör odasına. Direkt kalorifere yapıştırıyorduk ayakları. Yani öyle Erzurum. Öyle soğuk oluyor. Yalnız dediğin de doğru Ender. Bir kar yağıyor. Yayındayım. Mesela çok yürüdüğümü hatırlarım. Yani bakma öyle soğuk gibi görünüyor. Yok, oradaki zaten nem oranı farklı her şey. Yani hava bakma öyle soğuk gibi görünüyor derece olarak. Ama çok güzel havası var özellikle geceleri. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi hattımızdaymış. Arkadaşlarımız arıyordu. Sayın Başkan, beni duyabiliyor musunuz efendim? Duyuyorum, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Yani bir süredir gelişen olaylar. Biz aslında burada da konuşurken hani bu işin oraya gittiğini, bu ayrılık noktasına gittiğini öngörmüş, değerlendirmiş, paylaşmıştık izleyicilerimizle ama gelişen olaylarda bugün son noktayı nasıl koydunuz, nasıl anlaşarak ayrıldınız, bir tazminat verecek misiniz, neler oldu perde arkasında, bizimle paylaşabilir misiniz Sayın Başkan? Şimdi alo. Alo, ben sizi duyuyorum gayet iyi. Şöyle özetlemek gerekirse biz bu konularda polemiğe girmek istemiyoruz. Özellikle hocamızın yaptığı önceki günkü açıklama maalesef çok yanlış oldu. Ben de size bağlanarak çok talihsiz bir açıklama diye söylemiştim. Evet. O yüzden biz hocamıza teşekkür ettik. Bu zamana kadar vermiş olduğu, göstermiş olduğu başarıya teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz. Biz bundan sonra futbolumuzla, şehrimizin güzel imajıyla konuşulmak istiyoruz. Ona göre de bugünden itibaren, bugün saat işte 6.30 civarı görüşmelerimizi bitirdik karşılıklı anlaşarak. Bize yakışan bir şekilde, Gaziantep şehrine yakışan bir şekilde karşılıklı öpüşerek, şey yaparak hocamızla sözleşmemizi feshettik. Yeni hoca arayışlarımıza sürdürdük. Böyle bir planımız yoktu çünkü. Şu anda yerli ve yabancı hoca önerileri var, teklifler var. Biz futbolcularımızın çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Futbolcularımızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu futbolcularımızın bundan sonra yeni gelecek hocamızla da aynı başarıları göstereceğini ümit ediyoruz. Onun için de yeni bir hoca arayışımız inşallah 3-5 gün içinde, belki bir hafta içerisinde, bilemiyorum. Şu anda portföyümüzde bir yerli ve yabancı bayağı hoca önerileri var. Onu değerlendireceğiz komitemizle. Ona göre hareket edeceğiz. Erman Hocam'ın bir sorusu var Sayın Başkan. Sayın Başkan, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hocanız ayrılırken üzgün müydü, özür diledi mi? O tarz bir konuşma oldu mu? Yani şimdi bunlar karşılıklı olarak tabii ki hocamız da üzgün, ekibi de üzgün. Maalesef bazen şeyler kastını aşabiliyor. Ben dün. Evet. Dün size bağlandığımızda söylemiştim. Yani bunlar genelde kol kırılır, yen içerisinde kalır. Bu tür şeyler dışarıya yansımaması gereken şeyler. Bazen maksadını aşar ifadeler. O yüzden de biz prensip olarak ne gidenin ne gelenin herhangi bir şekilde lehinde aleyhinde değil. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel bir ortam oldu Gaziantep Futbol Kulübü açısından, başarı açısından. Ama başarı, ben hep söyledim, başarı kesinlikle bir kişiye mal edinmeyen bir şeydir. Bir takım çalışmasıdır, bir ekip çalışmasıdır. Ben bundan önceki yaptığım 30 yıldan beri çok önemli sivil toplum örgütlerinde başkanlık yaptım, yöneticilik yaptım. Hiçbir zaman ben yaptım demedim. Hep biz yaptık. Sayın dedi. Başkan, futbolcuların tepkileri ne oldu? Hiç konuşabildiniz mi? Görüştük. Kaptanımızla görüştük. Bazı futbolcularla görüştük. Yarın bizim başkan vekillerimiz, as başkanımız da diğer oyuncularımızla görüşecek. Neticede
neticede profesyonel bir futbol takımıyız. Bu karar bütün şehrin, bütün bileşenlerin %100 oyuyla alınmış bir karardır. Şahsi bir karar değildir. Onun için de hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz, önümüze bakıyoruz. Bir yerli mi, yabancı mı teknik adam niyetiniz başkan? Şu anda bilemiyoruz ama genç, başarıya aç, yerli veya yabancı bir hoca arayışlarımız olacak. Genç, evet. Başarıya aç. Bakalım. Peki bir tazminat söz konusu oldu mu Sayın Başkan? Orada da anlaştık, öyle söyleyelim. Karşılıklı bir özveri de bulundu. Özveri de bulunma. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hayırlısı ben olsun diyelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Futbol Kulübü için ve Gaziantep için. Yavaş yavaş artık bir reklam arası daha vereceğim. Konuşacak da bir hayli konumuz var bir çünkü. Buyurun hocam. Bir cümle. Şumunika güç zehirlenmesi yaşadı. Kendi ipini de kendi çekti. Doğru mu hocam? Sandalyeyi yıktı. Değil mi?